Binlerce yıllık tarihin ve kültürün ev sahibi Kocaeli. Kocaeli, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmara Denizi'nin ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda yer alan ve adını Akçakoca Bey'den alan bir şehirdir. Dağları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve kent merkeziyle güne merhaba diyebileceğiniz Kocaeli, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla gece gündüz hareketli, sıcak ve huzur doludur. Tarihin aynasında zamana meydan okuyan ve Anadolu'nun tüm kültürel renklerini gökkuşağı gibi bağrında taşıyan 3623 kilometrekare yüz ölçümüne ve birbirinden güzel 12 ilçeye sahip coğrafyada 2 milyona yaklaşan nüfusuyla bilim, teknoloji, sanayi, ticaret, tarih, kültür, turizm, spor ve sanatta marka olan bir şehir Kocaeli. Kocaeli, geçmişten günümüze uzanan tarihi kent olarak iklimi, verimli toprakları, ormanları, akarsuları, gölleri ve önemli göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı milattan önce ve sonra önemli bir geçiş noktası ve yerleşim merkezidir. İlk yazılı tarihi milattan önce 12. yüzyıla kadar uzanan ve ilk yerleşik kavmi Megaralıların yaşadığı Kocaeli'nde, daha sonra sırasıyla Frigler, Makedonlar, Presler, Bitinyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar hakimiyet kurarlar. 1337 yılında Akçakoca Bey tarafından Osmanlı sınırlarına dahil olan Kocaeli, 1921'de Yunanlılar tarafından işgal edilir. 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarılan kent, 1924 yılında vilayet olur. Şehir, tarihte Kandıra'dan Şile'ye kadar Marmara bölgesinin geniş bir bölümünde kervanların konakladığı, Bağdat, Berlin ve Hicaz demir yollarının kesiştiği ticaret ve kültür havzasında yer almaktadır. Dünyanın önde gelen kültür başkenti kabul edilen İstanbul'a sınır olan Kocaeli, Marmaray, Körfez Geçiş Köprüsü, 3. Boğaz Köprüsü, bağlantı otoyolları, hızlı tren, Cengiz Topel ve Sabiha Gökçen havalimanları, Eskihisar Topçular feribot hattı ve İzmit Körfezi'ndeki limanlarıyla uluslararası ulaşım, lojistik üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Birçok uygarlığın ve farklı kültürün kaynaştığı bu coğrafya, ihtişamlı yapıları, sanat eserleri, eşsiz motifleri ve lezzetlerini tüm canlılığıyla bizlere sunmaktadır. Kasr-ı Hümayun, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Atatürk ve Redif Müzesi, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Eskihisar Kalesi, Sırrı Paşa Konağı, Portakal Hafız Mescidi ve Konağı, Kutluca Köprüsü, Büyük Su Kemeri gibi birbirinden nadide ve özgün mimari eserlerle ziyaretçilerini beklemektedir. Kocaeli'nin el emeği, göz nuru ürünlerini kandıra bezinde, hereke halısında, kara mürselin sepetinde görmek mümkündür. Ülke çapında ün yapmış İzmit pişmaniyesi, saray helvası ve simidi, derince çene suyu, kandıra yoğurdu da gerçekten tadılmaya değer mükemmel lezzetlerdir. Üniversiteler, bilimsel araştırma kurumları, teknoparklar, teknoloji merkezleri, bilişim vadisi ve binlerce sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği Kocaeli ilinde, ülkemizin en büyük 87 sanayi kuruluşuyla Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan illerden biridir. Bugün büyükşehir statüsünde olan Kocaeli, bütçe ve vergi gelirine katkı bakımından Türkiye sıralamasında İstanbul'dan sonra ikinci, kişi başına düşen yıllık milli gelir açısından da birinci sıradadır. Dünyaca ünlü Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, İzmit Seka Parkı, Gebze Ballı Kayalar ve Beş Kayalar Tabiat Parkı, Kartepe Kayak Merkezi, Yuvacık Barajı, Yazlık Ilıcası, Bayramoğlu ve Kefken Adaları, Kuzu Yaylası, Kadırga Yaylası, Gebze Eskihisar ve Derince Harikalar Sahili ve nitelikli turizm tesisleriyle Kocaeli sizi
en güzel şekilde ağırlamaya hazırdır. Kocaeli İlçeleri. Asya ile Avrupa arasında en önemli geçiş güzergahında kurulan tarihi İzmit ilçesi, müzeler, fuarlar, tiyatrolar ve gücüne güç katan Kocaeli Üniversitesi ile daima hareketli bir şehirdir. Asırlık tarihi Saat Kulesi, kente özgü tatlısı ve yiyeni bir, yemeyeni bin pişman eden pişmaniye, İzmit'in dünya çapında tanınmasında önemli değerdir. Sahilde yer alan Gayret ve Hızır Reis Müzesi de görülmesi gereken yerlerdendir. Orhan Mahallesi'nin ilk adı Cami-i Şerif Mahallesi ve İzmit'in en güzel yeri, en hakim yeri, en muhteşem manzaraya sahip bölge burası. Çınarlarıyla, tarihi eserleriyle, mimari stiliyle ve Osmanlı dönemine ait evleriyle, saraylarıyla. Ama bunlar bir bir yok oluyor. İzmit'in surlarla çevrili kale içinde bulunuyoruz. Bu biraz sözlerde, biraz da tarih kitaplarında kalmış bir ifade. Gönül o kaleleri görmek isterdi. Çok az bir miktarda surları görmek mümkün. Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa burada ilk fetih hutbesini kılıcıyla okumuş. O gelenek Orhan Camii'nde yaklaşık 680 yıldır cuma ve bayram hutbelerinde devam ediyor efendim. Şimdi kışın tam ortasındayız. Yağmur mu yağıyor, kar mı iniyor ne? Denizin kenarında Marmara kıyısındayız. Cennette mi, hülyada mı ne? Yüksek tepelerinde uçuyor göçmen kuşlar. Grup uzaklara mı gidiyor ne? Malum hasret böyle başlar. İçim mi yanıyor, kanım mı donuyor ne? Bulutların resmini görüyorum denizde. Yağmur mu geliyor, deniz mi coşuyor ne? Bir ışık yanıp sönüyor gemide, imdat mı diyor, haber mi salıyor ne? Karşımda irili ufaklı duruyor dağlar, içtimada mı, selam mı duruyor ne? Eteklerine yapışmış şu güzel köyler, dünyada mı, rüyada mı ne? Osmanlılar döneminde Çınar Çayırı olarak da anılan Derince ilçesi İzmit'in batısında yer almaktadır. Marmara Denizi'nde boğazların trafik yükünü hafifletici Derince Limanı'yla her yaşta hayranlık uyandıran Harikalar Sahili'ni ve alışveriş merkezlerini bünyesinde barındırır. Derince'nin tanınmasına en önemli katkıların başında lezzetiyle şairlerin mısralarına da konu olan tarihi ve şifalı çene suyudur.
dünyaca tanınan ilk Türk markası olan Hereke halıları ve kumaşlarını bünyesinde barındıran Körfez ilçemizdeyiz. Deniz kıyısı bakımından oldukça uzun olan Körfez sahili, liman işletmeciliği bakımından oldukça önemlidir. Büyük sanayi kuruluşlarının bulunduğu ilçede Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Saraylar, Hereke ve Halı İpekli Dokuma Fabrikası, müze fabrika statüsünde ipekli dokuma ve halı üretimi açısından geleneksel sanatlarımızın en önemli temsilcisi durumundadır. Yıldız Sarayı'nın minyatürü olan Alman İmparatoru için yapılan Kaiser Wilhelm Köşkü de Körfez ilçesinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Masmavi denizi, eşsiz kumsalları ve çam ormanıyla kaplı, şirin bir ilçemiz olan Kandıra'dayız. Kandıra ilçesinin en önemli tarihi kişiliği 1326 yılında bölgeyi fetheden Akçak Hoca Bey'dir. Anıt mezarı Babatepe mevkiinde bulunmaktadır. Kerpe, Kefken, Cebeci, Seyrek, Sarısu ve Bağırganlı gibi doğal plajlarıyla İlginç jeolojik yapısıyla pembe kayalar birçok yerli yabancı ziyaretçi çekmektedir. Damak tadına düşkünseniz Kandıra'nın manda sütünden yapılan ve yediğinizde ferahlık tadı veren meşhur yoğurdundan yemelisiniz. Ayrıca Türk motiflerinden işlenen yöreye özgü Kandıra bezi ve Kandıra taşı birbirinden güzel örnekleriyle görenlere ayrı bir göz zevki sunmaktadır. Karadeniz'de iki önemli ada var. Birisi Giresun'daki ada, diğeri ise Kocaeli'nin Kandıra Kefken sahilindeki Kefken veya Cebeci Adası. Şu an Cebeci Adası hemen karşımızda. Daha doğrusu Kocaeli Adası, Karadeniz'deki Kocaeli Adası karşımızda. Karadeniz sahiline 39 bin metre kıyısı var. Ama maalesef buralardan halk yeteri derecede istifade edemiyor. Ve üstelik Kocaeli'nin Karadeniz'de bir ilçesi yok. Yaz aylarında 200 bine yakın nüfus buralarda yoğunlaşıyor. Ama bir ilçe olmaması yüzünden burası bir anlamda sahipsiz gibi. Biz bir kampanya başlattık. Devralem belgesel programı olarak Kocaeli'nin Karadeniz'de bir ilçesi olsun. Karadeniz sahilindeki ilçenin kaymakamlık merkezi Kefken, belediye merkezi de Cebeci olabilir ve bu ilçenin adı da Kocaeli Karadeniz ilçesi olur. Bilim, teknoloji, sanayi, tarih, kültür ve turizm merkezi Gebze'deyiz. Fatih Sultan Mehmet'in 1481 yılında Üsküdar'a sancak dikip doğuya sefer yapacağını ilan etmesi üzerine Hünkar Çayırı'nda otağını kurduğu ve hayata gözlerini yumduğu yerdir. Gebze, doğal güzellikler manzumesidir. Camileri, külliyeleri, kervansarayları,
türbeleri yanında Ballı Kayalar Tabiat Parkı'nın sahip olduğu güzellikler, tarihi ve mistik kokusuyla Eskihisar Köyü ve Kalesi, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi de birçok ziyaretçiyi buraya çekmektedir. Tarihte üstlendiği kimliğini ticaret ve sanayide de başarıyla devam ettirmektedir. Sahip olduğu iş kollarının çeşitliliği ve üretim gücüyle ekonominin kalbi burada atmaktadır. Her geçen gün nüfusu artan Gebze ilçesi, TÜBİTAK, Organize Sanayi Bölgesi, Teknopark, Bilişim Üssü ve Üniversite gibi birçok ulusal ve uluslararası firma, kurum ve kuruluşun merkezi durumuna gelmiştir. Karanca dağını kurdurdu sen, Karanca dağını kurdurdu sen, hava döndü güzel, sen niye gelmedin bize, niye gelmedin bize, uzaktı yollarım o. Düşman kurmuş bize tuzak. Kiraslar, erikler, elmalar, armutlar, Allah ağaçlar, sular, ördekler, kayalar çok güzel olmuş. Sanayi, spor, kültür ve turizmde Kocaeli'nin marka değeri taşıyan ilçelerinden birisidir Darıca. Tarihi kalesi, modern tatil merkezine sahip Bayramoğlu Yarımadası ve sahili, uluslararası Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, çınar ağaçları ve deniz feneriyle kültür ve turizmde geleceğin cazibe merkezidir. Şirin mi şirin, çiçeği burnunda nadide bir ilçe Çayırova. Otomotivden kimyaya, gıdadan çeliğe, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne güç katan Çayırova, her geçen gün büyüyen ekonomisinin yanı sıra sağlık, eğitim, spor, kültür ve sanat merkezleriyle büyüyen ve gelişen bir ilçedir. Dinamik nüfusu, sanayisi ve üretimdeki potansiyeliyle geleceğin finans, fuar ve kongre merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir.
Marmara bölgesinin doğusunda, İzmit Körfezi'nin kuzeybatısında yer alan zengin bir tarihi geçmişe sahip Dilovası, sanayi ve ticarete dayalı ekonomisiyle Türkiye'nin hızla gelişen ve büyüyen bir ilçesidir. Mimar Sinan Köprüsü, Tavşancıl beldesinde bulunan sivil mimari yapıları ve Yahya Kaptan'ın anıt mezarıyla tarihi, kültürü, sahiliyle bir bütünlük içindir. Marmara bölgesinin ve İzmit Körfezi'nin en fazla daraldığı kesimde, Körfez'in güney kıyısında yer alan Gölcük ilçemizdeyiz. Çok eski bir yerleşim yeri olan Gölcük, adını tersanenin kurulup Yavuz Zırhlısı'nın havuzlandığı bölgedeki gölden almaktadır. Birçok uygarlığın ve medeniyetin hüküm sürdüğü Gölcük, Osmanlı'nın ilk dönemlerinde Akçakoca'nın yetiştirdiği yiğitlerden olan Kara Mürsel tarafından fethedilir. 1926 yılından bu yana tersane ve donanma komutanlıklarına ev sahipliği yapan Gölcük, Cumhuriyet döneminde başlatılan büyük hamleler sonucunda gelişimini hızla devam ettirir. İlçenin gelişiminde Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan askeri tersanenin önemi büyüktür. 17 Ağustos 1999 depreminde çok zarar gören ilçe merkezi ve Değirmendere bölgesi, sahip olduğu deniz kuvvetleri ve donanma komutanlıklarıyla büyük bir potansiyele sahip. Otomobil sektörünün yanında en önemli geçim kaynağı donanma komutanlığına ait tersanedir. Bahçe ziraatı ve meyvecilik de yapılan ilçenin etrafı, Samanlı Dağları ile çevrili olup dar bir sahil şeridine sahiptir. Fındığı, elması, fasulyesi Gölcük için yazılmış türkü gibidir. Koşulsuzdur. İstanbul Boğazı'nın nadir semtlerine, ilçelerine benzer ama kendine has bir edası vardır Gölcük'ün. Bahar çiçek kokularını yitirmemiştir burada. Sokaklarında hoşgörü dolaşır. Koruma altına alınan tarihi yerleri, şelaleleri, mesire yerleriyle davetyar, festivalleriyle hayata dair ne varsa görülmeye değer, güzide bir ilçedir Gölcük. Kültür, folklor, sanat ve spor alanındaki faaliyetlerle Gölcük sokakları bahar çiçekleri kokar. Kadırga şenliklerini nasıl anımsamaz insan? Halk dansı festivalini nasıl unutur? Gölcük, insanın yalnızlığı anımsamadığı ilçedir. Kocaeli'nde şimdiki durağımız İzmit Körfezi'nin güneyinde yer alan Kara Mürsel ilçesi. Kara Mürsel, Osmanlı öncesi birçok uygarlığın gelip geçtiği önemli bir yerleşim bölgesi. Osmanlı döneminde de İstanbul'dan Anadolu'ya açılan ünlü İpek yolunun kesiştiği Gebze-Dil iskelesi Kara Mürsel hattıyla bu önemini koruyan bölge, Orhan Gazi'nin yakın silah arkadaşlarından Kara lakaplı Mürsel Alp tarafından 1324 yılında fethedilir. Kurtuluş Savaşı yıllarında direnişi örgütleyen ve hürriyet mücadelesinde verdiği şehitlerle tanınan Kara Mürsel, milli ve manevi tarihimiz açısından önemli bir yerleşim yeri. Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan kalkınma hamlesinden nasibini alan Kara Mürsel, hızla gelişimini ve büyümesini devam ettirmiştir. Sanayi, tarım ve eğitim alanında büyük gelişme gösteren Kara Mürsel, doğal güzellikleri ve mükemmel sahilleriyle turizm alanında gittikçe cazibe noktası bir yer haline gelmektedir. Gür ormanlarla kaplı, yaş meyve ve sebzenin yetiştiği Kara Mürsel, ufacık tefecik gördün de Kara Mürsel sepeti mi sandın? Esprisiyle ün yapmış sepetiyle de meşhur ilçemizdir. Deniz ulaşımı, Gazanfer Bilgin'in de aralarında bulunduğu pehlivanlarıyla ünlü geleneksel yağlı güreşleri, halk kütüphanesi, camileri, kültür
sanat ve organizasyonlarıyla Kara Mürsel ziyaret edilmesi gereken bir yer. Kent hayatının kalabalığından, sanayinin ve trafiğin gürültüsünden uzak, verimli topraklar üzerine kurulu Kara Mürsel'de birbirini kıskanırcasına göğe yükselen çınarlar karşılar insanı. Baş değirmen mesire alanı, alabalık, mangal, doğa, deniz, hamak, dinlenmek için göz kırpar Kara Mürsel'de. Makiliklerde yükselen defne ağaçları barışın simgesidir burada. Kıyıda bir lokantaya ailenizle gidin ve balığınızın pişmesini beklerken derin nefes alarak temiz havayla ödüllendirin ciğerlerinizi. Mürsel ilçesine adını veren Osmanlı'nın ilk kaptanı deryası Kara Mürsel Alp'in temsili kadırgası. Evet, bu kadırgalarla dünyaya hükmetmişlerdi onlar ve ilk donanma Kara Mürsel şehrinde kurulmuştu ve donanmayı temsilen de güzel bir gemisi vardı. Kara Mürsel Alp'in kim olduğunu anlatan güzel bir tablo. Hemen önümüzde mezarı var. Aslında bu temsili bir mezar değil. Aslında burası bir anıt. Türbesi burada. Güzel bir anıt mezarı var. Fatih okuyacağız. Kocaeli'de bir başka durağımız çok eski tarihi bir yerleşim yeri olan Başiskele ilçemiz. Yuvacık, Bahçecik, Akmeşe, Kullar, Arslanbey, Karşıyaka ve Yeniköy gibi önemli yerleşim yerleri olan Başiskele, Megaralılar, Traklar, Bitinyalılar, Bizanslılar ve Osmanlı Devleti'nin himayesi altına girmiştir. Tarih boyu göçmenlere yurt yuva olan ve tarihi Bağdat yolunun Kilezdere üzerinde geçişini sağlayan tarihi Kemer Köprü de Başiskele ilçemizin Kullar bölgesinde yer almaktadır. Bir tarafı deniz ve dağlarla çevrili olan Başiskele, temiz havası, doğası ve yemyeşil bitki örtüsüyle birçok kültürün bir arada yaşadığı, kardeşliğin, hoşgörülülüğün buluştuğu bir ilçemiz. Başiskele, termal otelleri, denizi, tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turizmin cazibe merkezi. Doğa zenginliğini koşulsuz sunuyor insanlara burada. Huzurun yanında mutluluğun kapılarını da aralıyor Başiskele. Bağdat yolunun tarihi kemerinden geçip zamana dokunmak için nedenleriniz çok değil mi sizin de? Her şeyin hızla kirlendiği dünyamızda birlikte yaşamanın ve doğaya saygının olmazsa olmazı bu ilçe. Organik tarımdan sanayiye, insanlarını kucaklamak için kollarını açan bu gencecik ilçe, sessiz bir kent yaşamı sunmaktadır sakinlerine. Körfez ve İzmit manzarası eşliğinde çıkmaya başlayacağınız tepelerden sonra, muhteşem güzellikteki köyler sizi karşılar ve misafir eder. Kanyon yürüyüşü mü yapmak istiyorsunuz, yayla havasını mı özlediniz? Trekking sizin için de vazgeçilmez mi? Çadırınızı kapıp uzaklaşmak mı istiyorsunuz? Olağanüstü bitki örtüsüyle, Menekşe Yaylası ve Beş Kayalar Tabiat Parkı'yla sizi bekliyor Başiskele. Hayatı nereye kadar erteleyebilir insan? Kocaeli'nin Servetiye bölgesi ve gürül gürül akan su Yuvacık Barajı'na doluyor. Kirazdere, Samanlı Dağları'ndan akıyor ve Servetiye'yi geçiyor. Ve karşımızdaki köprü de tarihi İpek Yolu Köprüsü. Buradan Pamukova'ya geçiliyordu. Tren yolu, karayolunun olmadığı bir dönemler. 150-200 yıl önce buralardan Kocaeli, İstanbul, Pamukova üzerinden Ankara'ya bağlanıyor, Anadolu'ya açılıyordu.
Bu gördüğünüz tarlada yuvacık halkı tarafından kendi aralarında para toplayıp kuşlar için ekildi. Büyüyünce oradan kuşlar gelip kendi ihtiyaçlarını görecektir. Zaferler tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi hiç şüphesiz Kocaeli'nin Servetiye Cephesi. Ve şu an Kocaeli Servetiye Cephesi'nin bulunduğu Servetiye Camili Mahallesi'ndeyiz. Arkamızda Milli Mücadele'de Servetiye Cephesi kahramanları için dikilen anıt ve önde köy konağı, orası müze. İngilizlere, Yunanlılara karşı yazılan milli mücadele destanı, Servetiye Cephesi destanını araştırıyoruz. Ve Bahçecik hemen arkada, aslında Bahçecik bölgesi Ermeni azınlık tarafından kurulmuş bir kentti. İngilizlere kucak açar bu kent ve bu halka arkadan hançerlerler. Oradan İngilizlerin uçağı kalkar ve bulunduğumuz bu mıntıkada Servetiyeliler İngilizlerin uçağını düşürür. Tepelerin arkasında Bahçecik bulunmaktadır. Orayı 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri işgal ediyor İngilizler ilk. Sonra yerlerine Yunan alayına bırakıyorlar. Buradan Servetiye'den Sakarya'daki birliklere destek için Yunanlar gideceklerdi. Tabii Servetiye Cami Köyü'ne haber yolluyorlar. Diyorlar ki kayıtsız şartsız silahlarınızı bize teslim edin. Size zarar vermeyeceğiz. Buradan geçip gideceğiz sadece dağ yollarından Sakarya'ya. Sonra tabii halk izin vermiyorlar. Mustafa Tarı komutanlığında Kuvayi Milliye oluşturuyorlar, küçük bir Kuvayi Milliye, 146 kişilik. Burada büyük bir destan yazıyorlar bu dağlarda ve buradan geçirmiyorlar. Kayak turizminin önemli bir noktası olan Kartepe'deyiz. Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerini yaşayan ve ülkemizin değişik bölgelerinden göç alan Kartepe ilçesi, uzun çiftlik, uzun tarla, Eşme, Acısu, Maşukiye, Büyük Derbent, Arslanbey, Sarımeşe ve Suadiye gibi önemli yerleşim yerlerinin birleşmesinden oluşmuş güzel bir ilçemiz. Tarihi eserler ve mezarlara sahip Köseköy ise çok eski bir yerleşim yeri. İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü arasında kalan Kartepe, doğal güzellikten yana pek çok şeyden fazlasıyla nasiplenmiş. İlçenin batısına doğru gittikçe Sapanca Gölü karşılıyor sizi. Eşme ve Maşukiye, hafta sonları ailenizle birlikte iyi zaman geçirmek, su sesiyle kahvaltı yapmak için ideal yerleşim birimleri. Orada ağaçların sesi karşılayacak sizi. Sanayinin oldukça yoğun biçimde gelişme gösterdiği Kartepe'de dünyanın önemli markaları üretimde bulunarak ülke ve ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlamaktadır. Ekonomik gelişmede ciddi payı olan Kartepe, adından da anlaşılacağı gibi kış sporları için uygun bir ilçedir aynı zamanda. Kar beyazı ilçeyi kuşattığında kayakçıları ağırlamak üzere hazırdır Kartepe. Sanayinin atar damarı olan Kocaeli'nin Kartepe ilçesi ve Kartepe dağlarındayız. Bilim adamlarının yüzlerce çeşit bitki türü, ağaç türünün bulunduğu yer olarak tespit ettiği Kartepe, bölgemizin doğal güzellikler diyarı. Kartepe zirvelerindeyiz ve Kartepe'nin o en uç noktasında televizyon istasyonu vericinin bulunduğu yerden şöyle ihtişamlı bir şekilde İzmit Körfezi'ne, İzmit'e, Sapanca'ya, Sapanca Gölü'ne bakıyoruz.
bulunduğumuz bölge 1450 rakımda. Gürgen ormanlarıyla kaplı. Çok eski zamandan 72-73 senesinden beri burada zamanla ralli yapılabilen yolumuzda. İnsanların gelip rahatlıkla kamp yapabildiği, konaklayabildiği, piknik yapabildiği, ayrıca geldiği bir yaylamız burası. Şu anda insanlar karavanı ile, çadır ile gelseler tabii, rahatlıkla... Kesinlikle elektriklerini bile temin ediyoruz. Kamp yerlerinin içine kadar elektriğini çekiyoruz ve onları misafir ediyoruz burada. Unutmayalım ki bu güzel şehri sevmek tanımakla başlar.